Son dönemlere doğru performansını da gösteremedim. Hı. Çünkü seçim yapıyorlar, biz seçilen olduk bu zamana kadar. Bir kere seçeyim dedim, kıyamet koptu. Evet. Yani ama ben şunu da çok iyi biliyordum. Eğer bireysele kalmış olsaydım psikolojik olarak onlardan kat kat güçlüydüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok farklı bir yerden gireceğim ama şimdi konuşmak için bireyseli bekliyordum dedin ya. Ee, senin Şöyle diyeceğim. Heh, senin <laughs> kafandaki e, ben zaten bireysel kalırdım mıydı çünkü? Hani çünkü şunu düşünüyorum. Evet, e, parkurda yüzde olarak iyi değilsin. Hani evet, yüzde 30'lardasın. Ee, hani seni performansla bireysel'e taşıyacak bir seyirci var mı bunu yarışmalıyken bir soru işareti koyman lazım. Hı hı. Ee, bir yandan bakıyorsun kendini çok anlatmayan da bir barış var. Evet. Ee, hani ama bir yandan diyorsun ki bireysel için konuşmayı bekliyordum. Ya bu biraz bir şeyi ertelemek ve oraya gitmeyi başaramamak olmaz mıydı ki öyle oldu zaten. Yani hmm. beklerken beklerken dur birazdan halledeceğim halledeceğim derken geçti fırsat gibi olmadı mı? yani Şöyle oluyordu aslında şimdi sonuç olarak bir takım yani bireysel bir yarışma da olsa bir takım olarak mücadele ediyorsun. Ama bireysele döndüğünde söylemiş olduğum gibi yani psikolojik olarak ben sayı aldığında onlar fazlasıyla çökecekti. Çünkü bir barışa kaybetmiş olacaklardı. Yani akıllarından şu geç çıkmıyordu. Bir amputeye kaybetmiş olacaklardı ve psikolojik olarak çökeceklerdi. Bu onları dezavantaj olarak belki yansıtacaklardı. Ben de oyun kazandıkça kuvvetlenecektim. Onlar bana farklı yaklaştıkça ben yine yine duruşumu bozmadan güzel cevaplar verecektim. Ama onlar fazlasıyla üstüme gelecekti. Ama sen iki ya da üç hafta Karışık takımlarla, hı hı. buradaki her yarışmacıyla oynama fırsatını buldun aslında. Evet. Yani e, bireysele sakladığın şeyi e, bence o kartını yani senin daha önce çıkarıp bir kere zaten bireyseli cebine atabilmen lazım. Hı hı. Eğer ki sen ben zaten bireysele kalırım diye düşünüyorsan mesela bu bir hata bence. Ya anlatabildim mi ne de demek istediğimi? Ya, yani. Çok iyi anladım. Ben belki kendimi ifade edemedim bu konuda. Ee, yani evet, zamanda konuşmuş olsaydım bazı realiteye girmiş olsaydım ya da bana yapılan mobikleri dile getirmiş olsaydım zaten ben kalırdım, bireyselde kalmış olurdum. Ama ben bunu yapmadım çünkü huzursuzluk oluyor. Hani bir şey olunca bazı çoğunluk memnun olmaz ya, ben bu memnuniyetsizliği yaşamasınlar. Şunu hiç hissettin mi Barış? Evet. Buse ile kavga etmiştin, barakada ve birkaç evet. gün boyunca bu sana piyon ol diye bir mesele vardı. Evet, ben de onu anlamıştım değilim. Mesela yani. burada gerçekten Buse'yi bütün takım arkadaşları aslında destekliyor muydu yoksa senin yanında bulunup da bu konuya karşı çıkan da var mıydı? Biz ne hissettik biliyor musun? E, bütün takım arkadaşları Buse gibi düşünüyor hı hı. ama sözcü olarak Buse'yi seçmişler. Gerçekten bunu sana hissettirdiler mi? Yani bu sana sana tavrı bireysel miydi yoksa takımca bu takımca Sözücü bunu miydi? hissettin Kesinlikle mi? Kesinlikle bireyseldi. Çünkü e, zaten onların yaklaşımını ben hissedebiliyordum. Onlar derken? Aslında bundan evet ondan <laughs> Bursa'dan önce direkt ile başlayan bir hikaye evet. oldu. Senin ismini söylemesiyle Aha. başlayan bir hikaye oldu. Aynı paket. Onu birazcık yani. daha evet hani aslında beni Anlatabilirsen ben söyleyerek diye zaman içerisinde bu oluşu özellikle bu deniz oyunda e, başa başlamadan önce oyun seçimi konuşmasında. Hı hı. Ee, şöyle dedi o zaman kaç erkektik 3 ya da 4 erkektik ee, Seni saymıyorum bile demesi ne yani hani bu evet denizde erkeklerimiz çok iyi Barış seni saymıyor Halbuki deniz oyunlarında gayet yüzmemle fark atıyordum yani e, Halil'le Kürşat'tan ben bunları, daha iyi yüzüyoruz. Biz böyle bir mesela. cümle duyduk mu? Seni saymıyorum. diye. Ben onu hatırlamıyorum diye. mesela. E, e, seni saymıyorum değil de, ya, o tarz bir senin şey... dışında bizim erkekler zaten alır gibi bir ha, şey söyledi. Evet, yani, Neden orada büyük bir tepki vermedin? Tam kelimeleri doğru. Sonra... Ne demek bu? Buse kendine gel. Sen beni nasıl yok? E, özür dilerim Aysu. Evet. Sen beni nasıl yok sayarsın? İşte. Biz hiç senin bu büyük tepkilerini göremedik. Hakkını e... böyle. Haklı. Çatır çatır hakkını aramalıydın. Çoğu Şöyle, yerde haklıydın sen. Nasıl evrimi? Hiç <laughs> evrim diye. Aa. Yanımdasın bak Hakkın Atipoğlu bugün. O onur bana Tehlikenin ait. farkında <laughs> mısın? Yok o şeref, şeref onur bana ait. Çok <laughs> ya, e, hayat aslında o kadar zor şeyler yaşattı ki bana. Oradaki konu yani benim için hem bahsetti hem ben dile getirmiş olsam bir sefer oyuna başlıyoruz, Sen bir dur diyeceklerdi. Yani ne dersen göze batacak mı? Bir durumdaydık aslında. Yani o yüzden ben yine sessizliğimi korudum. Giderim ben kendime emindim, güveniyordum. Gidip alırım diyordum. Ama o an dile getirmiş olsaydım bu sefer e, bilirsiniz oyun kaybedince senin yüzünden oluyor. Evet, Sen evet. bizim modumuzu düşürdü Bunu ben hissettiriyorlar mıydı adayı? E, tabii ki ben bakışlarından hissediyordum. Yani hayat Onların bana senin modunu düşürmesine, yani sen tamam çok güzel takım e, oyuncususun ve evet. e, oradaki belki de tek takım oyuncususun. Genelde bireysel spor yapar insanlar. Evet. Aysu olacak. vardı bir de basketbolcu bir de evet, olarak. Evet Aysu var. Hmm. E, onun dışında takımını düşünmüşsün, fedakarlıklar yapmışsın evet. ama senin ne hissettiğinin e, ne kadar önemli dile olduğunu dile getirmedin aslında. Tamam sen bizi düşürdün diyebilirdi onlar sana ama senin düşüklüğün ne olacak? Senin motivasyonun düştükçe performansının düşmesi ne olacak o zaman? İşte ben de takım sporları yaptığım için e, ve hayatım bana yaşattığından dolayı bazı durumları sabırlıyım. Benim sab, mi? benim sabrım e, bilmiyorum çok fazla. Bu bazen benim için dezavantaj. Dediğiniz evet. gibi o an dile getirmiş olsaydım benim için belki iyi olacaktı. Evet. Ama kaybedince işte sen bizim modumuzu düşürdün. Yani bu psikoloji yani bir tartışmanın bir kaosun içerisine girmek istemedim adaya döndükten sonra. Ya da dedikodunun içerisine girmek istemedim. Zaten... Ee, oyunlardan çıktıktan sonra ben protezimi temizlemek, işte e, protezimi yıkayayım, kurulayım vidalarını sıkayım, tekrardan e, giyeyim, diğer protez ayağı değiştireyim. bu şekilde geçiyor. Bir süreç için, alıyor değil mi bir Tabii. Süreç tabii, alıyor. E, bilirsiniz, adayı geldikten sonra de dönüyor. Ben gidip onlarla uğraşıyorum. Tabii. Yani orada herkes konuşurken sen protezini temizlediğin için aslında ya, ekranda biraz geri planda kalıyordun. Hani çok gözükmüyordun. Hele ki o sohbetlerin arasında ki biri olmadın mı direkt onun hakkında konuşulur noktası oluyordu. Kesinlikle öyle. Eğer bir ortamda siz yoksanız sizin de arkanızdan mutlaka konuşulur. Bu kamera arkası da aynı şekilde. O yüzden ben reklam arasında bile buradan kıpırdamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Evrim ve Begüm bu konuda çok tüylü gelmeye başladı. Aa arkanı. ne diyor? Bak alttan tutuyorum böyle masayı. <laughs> Yedi yıldır. Asla yedi. ihtiyacın yok buna Hakancığım asla. <laughs> şöyle yapalım o zaman. Ben de artık buradayım. Hoş geldin tekrar. Ee, şöyle yapalım. Bulsay ile aslında barakada bir kavgan var. Bu e, Halil takım değiştirdikten sonra onlar acaba ikisi arasında bir şeyler konuştular mı? İşte kopya verdi mi karşı takıma? Diye. Asena yeni gelmişti olan, takıma. E, olan süreçten sonra gece yaptıkları bir tartışma var. Şey Son e, Evet, Bulse ve Barış'ın o tartışmasını izleyelim üstüne konuşalım Evet tartışmayı izledik. Sen de galiba ilk defa izledin <laughs> bu şekilde. Evet. Neler hissettirdi? İlk önce onu sorayım. Bu tartışmayı tekrar izlemek sana. Şöyle zaten bir kadınla hayatta ben tartışmaya girmem. Olabildiği kadar uygun bir şekilde ifade etmeye çalışsam da ama üzerine fazlasıyla geliyor. E tabi Buse diyor ya işte yazılmaktan korkuyorsun. Ben hiçbir zaman korkmadım. Ama bazen haksız yere yazılmak beni çok üzdü, kırdı ve yalnızla sürgüledi. Kendisi inanılmaz korkuyordu. Evet. Ne diyordu? Ben piyonum. İşte piyon, bazen piyon olmak gerekiyor falan. Evet gerçekten o anı yaşa, yaşadın yani aday hayatında. Ee... Evet tartışmayı izledik. Sen de galiba <laughs> ilk defa izledin bu de <laughs> şekilde. <gülüyor> Neler hissettirdi? İlk önce onu sorayım. Bu tartışmayı tekrar izlemek sana. Şöyle zaten bir kadınla hayatta ben tartışmaya girmem. Olabildiği kadar uygun bir şekilde ifade etmeye çalışsan da ama üzerine fazlasıyla geliyor. E, tabii e, Buse diyor ya işte yazılmaktan korkuyorsun. Ben hiçbir zaman korkmadım. Ama bazen haksız yere yazılmak beni çok üzdü, kırdı ve yalnızla e, Kendisi inanılmaz korkuyordu. Evet. Ne diyordu? Ben piyonu. İşte piyonu, bazen piyon olmak gerekiyor falan. Evet gerçekten o anı yaşa, yaşadın yani aday hayatında.